Merhaba arkadaşlar. Ben Kesveren. Bugün sizlerle SJ Cam SJ 4000 Air aksiyon kamerasını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar, öncelikle kamerayı tam olarak yerine yerleştiremedim. Normalde şöyle duruyor olması lazımdı. Yalnız ben yerine yerleştiremedim. O yüzden kamerayı bir ilk önce bir kenara alayım. İlk önce bir kutusunu inceleyelim. Arkadaşlar, CGCam kameramızın ismi. SJ4000 Air Wi-Fi modeli. 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyor. Wi-Fi'si var. 30 metre suya dayanıklı şeyi var. Koruma kabı var. Zaten üstünde şu anda. 2 yılda garantili. Arkadaşlar, ilk öncelikle ben bunu ne kadar fiyata aldığımı söyleyeyim. İnternette normalde 350-400 TL arası bir şey bu kamera. En son baktığımda 388 lira falandı. İndirimle 350 liraya falan gelir büyük ihtimal. Ben bunu Şok'tan 169 TL'ye aldım. Evet, yanlış duymadınız. 169 TL'ye aldım ben bu kamerayı. Tamam, işte nasıl oldu bu iş falan derseniz de. Arkadaşlar, şimdi bizim oradaki Şok, yani bizim burada yaşayan insanlar pek böyle işte YouTuber'lıktır, işte kameradır, odur budur şudur. Yani onlarla ilgilenen insanlar değil, öyle diyeyim size. Burada pek öyle insanlar yok. O yüzden bu malda yani birkaç aydır orada yerinde duruyordu. Ben de görüyordum hep, yani diyordum her gittiğimde bir fiyatını sorayım bakalım kaç liraymış falan diye diyordum. İnternetten de hiç modeline falan bakmamıştım. En son gideyim bir fiyatını modelini öğreneyim, internetten bakayım kaç paraymış orada, kaç paraymış, işte uygun bir şeyse alayım dedim kendi kendime. Çünkü biliyorsunuz bizim bazen film projelerimiz oluyor. O projelerde işte göz kamerası olarak kullanmamız gerekiyor bazı yerlerde. Telefonu tutmak zorunda kalıyoruz. O da çok zor oluyor. GoPro lazımdı yani bize. Bir yakında vlog videoları falan da çekmek istiyorum. Onun için de lazımdı. Yani birkaç proje için lazımdı GoPro. O yüzden gittim sordum fiyatını. Dedim abi bu kaç para dedim. Dedi 350 liradan 169 TL'ye düştü. Yani ilk önce 170 lira dedi. Dedi 350 liradan 170 liraya düştü falan dedi. Sonra 169 lira dedi. Almaya gittiğimde ilk sorduğumda almamıştım. Bir internetten fiyatına bakayım dedim. Ulan baktım 350, 400, 450, ben bazen 500'e bile var bazı yerlerde. Dedim ben bunu almalıyım dedim. O gün gittim aldım bu kamerayı işte. Ondan sonra şu an bu kamera 3 haftadır falan benimle galiba. Daha önce hiçbir projede kullanmadım bu arada. Açtım işte birkaç test yaptım, denedim. Arkadaşlar, bu kadar fiyatının düşmesi de büyük ihtimal ürün alındı ve geri verildi büyük ihtimal. O yüzden defolu ürünmüş gibi satmak zorunda kaldılar galiba, sandımca. Çünkü içinden bir tek kullanım kılavuzu çıkmadı. Diğer ekipmanların hepsi çıktı. Bir tek kullanım kılavuzu çıkmadı. Ama gördüğünüz gibi hala jelatinleri üstünde yani. Kamerada da hiçbir sıkıntı yok. Burada hep jelatinler var. Burada her yerinde jelatinler var. Daha sökmedim jelatinlerini. Arkadaşlar, hikaye böyle. Şimdi CGCam'in bu kamerasının birkaç avantajlarından bahsedeyim ben size. Diğer rakiplerine göre daha iyi olduğu avantajlarından bahsedeyim. Rakiplerine göre bir kere rakipleri 140 derece geniş açı. Bu arkadaşlar 170 derece geniş açı. 4K'da 30 FPS, 2K'da 30 FPS, 1080p'de 60 FPS, 720p'de de 120 FPS çekim kalitesine sahip. Bu Wi-Fi, niye Wi-Fi yazıyor burada diye merak ediyorsunuzdur. Arkadaşlar, bu Wi-Fi bunun bir uygulaması var. Siz telefondan kamerayı her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Kapatmasına dahi kameranın
neler çektiğini, görüntü ayarını, işte saniye işte çekim şeyine başladıktan sonra kaç saniye sonra çekmesini, mikrofonun açıp kapanmasını, işte en düşük detaya kadar telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Hem iOS hem de Android için uygulaması var. Orada QR kod olarak bu QR kodları okutuyorsunuz. Bu iOS, bu da Android. Hangisi içinse artık orada okutup uygulamayı indirip bağlıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kameranın biraz şeyi pis, kabı. Dediğim gibi ya çok beklemekten ya da gerçekten birisi almış, geri vermiş büyük ihtimal. Biraz fazla pis yani. Ama olsun. Bir sıkıntısını görmedim şu ana kadar. Arkadaşlar yanında şöyle gördüğünüz gibi aparatlar veriyor. Birazdan kutunun içini açıp da göstereceğim hepsini. İşte şarj kablosu, işte bisiklet aparatı, işte kask aparatı, işte koruma kabı. Diğerlerini bilmiyorum ne olduğunu. İllaki bir şeylere işlere yarıyordur. Arkadaşlar şimdi kameranın hemen kutusunu bir açalım. Böyle açılıyor. Bu arada kamera sallandı az önce, kusura bakmayın. Kamerayı çarptım. Böyle bir açılışı var. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce kapı çaldı, kusura bakmayın. En son kutuyu açmıştım. Kutunun açılışı böyle. Buraya da büyük ihtimal yırtmışlar. Böyleydi. Evet. Kutudan ilk önce kameramızın konduğu şey çıkıyor. Burada aksesuar kutusu var. Bir de şöyle stickerlarımız var. İki tane. CG Cam diye. Evet, aksesuar kutumuzu açalım. Evet, içinden bir adet şarj kablosu çıktı. Bildiğimiz mikro USB. Şöyle. Uzunluğu pek uzun değil. 1 metre bile değil. Bayağı kısa. Başka kablolar kullanabilirsiniz. Evet. İlk önce böyle bir aparat çıktı. Sonra bir daha aynı aparattan çıktı. Aynısı iki tane. Bir tane şöyle büyük ihtimal bu bisiklete takma aparatı. Evet, iki tane kaska takma aparatı. Bir adet de aslında iki tane bir şey var içinde. İki farklı aparat var. Böyle aparatlar çıktı. Başka da bir şey yok gördüğünüz gibi. Evet, bunları hemen geri koyalım. Bu arada arkadaşlar en önemli olan şeyleri söylemeyi unuttum. Bu kamera bilgisayara webcam olabiliyor arkadaşlar. Yani bu kabloyu kameraya bağlarsanız, bu USB'yi de bilgisayara takarsanız hem veri aktarabilirsiniz bilgisayara hem de kamera olarak yani ki webcam olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bahsettiğim olayı göstereceğim size, webcam olayını. Şu anda kameramız açık gördüğünüz gibi. Şimdi kameraya bilgisayara takılı olan kablomuzu bağlıyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle. Kamera modunu seçiyorsunuz buradan. Ok atıklıyorsunuz. Şu anda kamera modunda. Hemen bilgisayardan OBS'imizi açalım. Bakalım. Açılırsa inşallah bugün. Evet, diğer ekran da açıldı. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle modu yaptık. Şu an kamera modunda ama
Kötü yakalama ayıcılıkları. Düzeltelim. Şöyle. Görüyorsunuz işte. Kameranın çalıştığını görüyorsunuz. Açısı çok geniş olduğundan ben açıkçası kendi aldığım webcam'i artık kullanmayacağım köşe gelirken. Bunu kullanacağım. Çünkü bayağı iyi açısı. 170 derece dediğim gibi bayağı geniş yani. Ona da büyük ihtimal testini yaparım. Webcam testini. Bilgisayarda. Evet, kutumuzu bir kenara alıp artık kameramıza bakalım. Artık kameranın kendisine girelim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çok şık bir tasarıma sahip kamera. Üstündeki koruma kabı. Hemen koruma kabımızı açalım. Biraz zor açılıyor. Şöyle şuradan şöyle çekip tutup şurayı üste doğru kaldırıyorsunuz. İlk baştan çok zorlanabilirsiniz açıkçası. Çünkü ben acayip zorlandım. Burada da bayağı bir güç uygulamanız gerekiyor burayı açmak için. Sonra da kamerayı şöyle bir sağa bir sola çıkarıyorsunuz. Bu arada içinden SD kart falan çıkmıyor. SD kartı kendiniz alıyorsunuz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi 4K Wi-Fi CG Cam. Burası hemen açma tuşu. Mode tuşu. Evet, burada Micro USB yani şarj yeri. Bir de SD kart takma yeri var. Bu HD olan da küçük HDMI. Öyle galiba. Tam bilmiyorum. Yalan olmasın. Öyle biliyorum ben. Hemen sağda iki tane tuşumuz var. Üstünde bir tane de tuşumuz var. Burada bir LED şeyimiz var. Hemen bataryasına bakalım. Alt tarafta bataryası var. Bu arada bataryası gayet yeterli. 900 mAh. 1080p'de 1,5 saat çekim yapabiliyor full doğru şarjda. Şöyle bataryasını göstermek gerekirsek 300 mAh, 3,33 Lyon batarya seçecekken falan yazıyor. Bunun yedekleri internette satılıyor bu arada. İnternetten yedek alıp uzun saatler çekim yapabilirsiniz. Hemen kameramızı açalım. Bunu taktıktan sonra kameranın en ince detayına kadar göstereceğim, merak etmeyin. Evet, açmak için bu tuşa birkaç tane basılı tutuyoruz. Açma sesi gelmiştir büyük ihtimal. Açılma sesi var. Kamera odaklamıyor kamerayı ama bu Wi-Fi açıldı. Evet. Şu anda niye odaklanmıyor bu? Şu anda 1080p 60fps görüntü çekiyor. İçindeki SD kartımız 32 GB. Şu üst tarafta SD kartımızın şeyini yazıyor. Odaklı artık. SD kartımızda ne kadar yer kaldı onu yazıyor. Sağ üstte şarjımızı gösteriyor. Alt tarafta da tarihi, kameranın açık olduğu zamanı. Sol altta da mikrofonun açık ve de kapalı olduğunu gösteriyor. Şu anda açık. Arkadaşlar, bir kere mode tuşuna bastığımızda sadece fotoğraf çekme moduna geliyor. Gördüğünüz gibi 16 megapiksele kadar fotoğraf özelliği var. Bir daha bastığımızda bir daha 1080p 60fps. Bir daha bastığımızda neler çektiğimizi gösteriyor. Bir daha bastığımızda yani neler çektiğimizi izleyebiliyoruz. Bir daha bastığımızda da ayar menüsüne gösteriyor. Buraya geldikten sonra üstteki ok tuşuna basmanız gerekiyor ayarlara girebilmeniz için. Evet, kamera odaklarsa bütün ayarları göstereceğim size. Onun için odaklı artık ya. Yakındaki şeylere odaklamıyor bir GM8'in kamerası. Bayağı kötü. Kusura bakmayın.
Neyse işte şu kayıt ses ayarı. Kayıt ederken ses olsun mu olmasın mı? Bir üstteki video çözünürlüğünüzü ayarlamak için. Evet, şu an 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS var. 1080p şey 720p 120 FPS, 720p 60 FPS. 2K 30 FPS, 4K 30 FPS. Şu an ben 1080p 60 FPS olanı ayarladım. En ideali o çünkü. Zaman ayarlama falan var. Döngü kayıt var. Fotoğraf açısı falan. Devre mülk fotoğrafçılığı var. O ne bilmiyorum. Bir tane daha arkadaki şu tuşa bastığınızda ayarların yan sekmesine geçer. Burada da fotoğraf ayarları. Bir daha bastığınızda pozlama ayarları, beyaz dengesi, görüntü döndürme, sürüş modu, Wi-Fi, ışık kaynağı frekansı, LED göstergesi, otomatik ekran koruyucu, otomatik kapanma, zaman filigranı, o gibi şeyler var. Bu arada bu araç kamerası olarak da kullanılıyor kamera. Bir daha bastığınızda dil, tarih, saat, format, fabrika ayarlarını sıfırla ve de ürünün yazılım sürümü var. Bir daha tıkladığınızda da çıkmak için tamam basın var. Tabii bunları siz göremediniz kamera odaklamadığı için. Ben hepsini okudum size. Bir daha bastığınızda da çıkıyor. Hemen gördüğünüz gibi 1080p 60 FPS şey yani çekmeyene geldik. Evet. En üstteki sağ taraftaki tuşa tıkladığınızda Wi-Fi açıyor. Gördüğünüz gibi. Burada Wi-Fi'nin adı, Wi-Fi'nin şifresi var. Bu cihaz modem oluyor. Siz telefonunuzdan Wi-Fi'yi açıp bu cihaza bağlanıyorsunuz. Uygulamayı indiriyorsunuz. Ondan sonra açıp kullanıyorsunuz. Bir daha bastığınızda bu tarafa Wi-Fi kapanıyor arkadaşlar. Bir alt tuşuna bastığınızda mikrofonu kapatıp açıyor. Şu an gördüğünüz gibi. Şöyle. Mikrofonu kapatıp açıyor. Arkadaşlar şu üst tuşa basılı tuttuğunuzda da zoom veriyor. Gördüğünüz gibi. 4x zoom'a kadar zoomlayabiliyorsunuz. Alt tuşa bir daha basılı tuttuğunuzda zoom'u da geri çekiyorsunuz. Gayet basit. Arkadaşlar ben bununla gece çekimi ve sabah çekimi yapacağım sizler için performans testi olarak. Şöyle kameranın sağına soluna bakmak gerekirse gayet yakışıklı bir kamera. Gördüğünüz gibi. Şuraya SD kartı. Bu arada Samsung EvoPlus SD kartını tercih ettim ben bu kamerada. 64 GB'a kadar desteği var. Fakat 64 GB'da cihazın kastığı söyleniyor. Ben de hiç riske girmeden direkt 32 GB'a aldım. 32 GB yetiyor mu diye sorarsanız 1,5 saatlik çekimin ardından yani o 1,5 saatlik çekimi bilgisayara atıp o çekimi silersiniz. Hiçbir türlü dolmaz hafıza. Eğer hiç silmeden çekim yaparsanız onu bilemiyorum. Hiç denemedim çünkü daha önceden. Bu arada sesi mikrofonu biraz kötü geldi bana. Koruma kabliyle kullandığınızda sesi bayağı az alıyor normal olarak. Çünkü yani su geçirmemesi için sonuçta o kap. Yanında ayrıyeten bir koruma kapı çıkmıyor. İnternetten 30-40 liraya falan satın alabiliyorsunuz. Bunun kafa bandı çıkan versiyonları da varmış galiba. Ben kafa bandı çıkıyor diye aldım aslında şahsen. Çünkü kafa bandı kullanmayı düşünüyordum birkaç yerde. Artık yani kendimiz yapacağız kafa bandını. Yapacak bir şey yok. Evet, o zaman bunun çekimlerine bir göz atalım sizlerle beraber. Arkadaşlar burada sabahın körü çekimi. Görüyorsunuz. Ay bile hala orada. Tam sabah zamanı. Böyle çekiyor sabahta.
sabah çekimi de böyleydi. Yani sabahın körü çekimi. Bundan sonra da yani öğle de olur artık. Öğle çekimi olur. Bir de o var. Bir de fotoğraf falan çekerim. Böyle bakarsınız. Evet arkadaşlar, saat de şu an 6. Görüyorsunuz, saat 6'da da böyle çekiyor. Biraz gölgeli, biraz güneşli. Fotoğrafta çekeceğim şimdi. Böyle işte, saat 6'da da böyle. Ha, bu arada uygulamayı da göstereyim size. Hazır. Gördüğünüz gibi uygulama da bu şekilde. Kameranın neler çektiğini görebiliyorsunuz. Şurada şarjı yazıyor. Burada çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Burada kameranın galerisine ulaşabiliyorsunuz. Kameranın kaç saniye çektiğini şu tarafta yazıyor. Kamera döngüsü var, hızlandırılmış video var, yavaşlatılmış video var. Fotoğrafı, kamerayı buradan başlatıyorsunuz. Arkadaşlar aslında gece çekimi de vardı ama kaydı bulamadım montajlarken, silinmiş galiba. Kusura bakmayın. Gece çekimi de yani gece pek bir şey çekemiyor. Öyle diyeyim. Yani ışıklı bir an olması gerekiyor geceleri. Böyle zifiri karanlık değil ama yani gözle görülen bir karanlığı kamera görmüyor. Öyle diyeyim ben size. Videoda bayağı uzun oldu. Bu saniye kadar izleyenler varsa teşekkür ederim. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bizlere destek olmak için yani like atıp abone olabilirsiniz. Zaten bedava biliyorsunuz zaten hepiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Bir sürü ürün videolarımız var. İnşallah yakında daha sık video atmaya çalışacağım. Video içeriksizliği çektiğim için video atamıyorum. Ama inşallah artık üretmeye başlayacağız yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.